Ben yine başka bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Süngerlerden bahsetmek istiyorum. Normalde çok fazla dikkatimizi çeken bir canlı türü değildir süngerler. Ve basit bir canlı, mesela kalbi olmayan, beyni olmayan, ciğerleri olmayan basit bir canlı olarak görülür. Denizlerin dibinde yaşarlar. Genelde işte uzantıları vardır, küçük kamçı benzeri. Bunlarla etraftaki bakterileri, diğer organik atıkları, diğer maddeleri kendilerine doğru çekerler. Burada bazı hücrelerle birlikte yaka hücreleri denen, işte sayısı 2 milyona varan hücrelerle birlikte bu hücrelerin içine alıp torba denen hücrelere geçirirler bunları ve bu şekilde bir filtre olarak okyanusun dibinde görev görürler. Kendi aralarında oksijen ve karbondioksiti değiştirirler ve bu aldıkları, dışarıdan aldıkları bu canlıları da ya da bu maddeleri de kullanarak hayatlarını devam ettirirler. Çok küçük süngerler de vardır. Yaklaşık 2 metre boyuna ulaşan süngerler de vardır. Bir özellikleri de çok önemli. Kendi savunmalarını yaparlar. Çünkü sert bir kabukları yoktur ya da kendini koruyabilecek başka bir mekanizmaları yoktur. Bu yüzden kimyasal yollarla kendini korurlar. Bunun için işte bilim adamları süngerlerin değişik türde zehirler ürettiklerini keşfetmişler. Ve bunlar sanki bir kimya laboratuvarına sahipmiş gibi kendini korumak için bunu milyonlarca yıldır yapıyorlar. O ışıklarımız yanmaya başladı. Kaşa. Acayip. Çok sinirli. Oradan bakıyor. Süngerler günde 110 litre su pompalarlar ortamını temizlemek için. Evet, bayağı maşallah. Büyük bir kapasiteleri var maşallah. Fakat esas tıp için süngerleri kullanan bilim adamları işte bu zehir türlerini araştırdıklarında kalp hastalıklarına etkili olacak, mide hastalıklarına etkili olacak, kansere etkili olacak bir takım zehirler, bunlar doğru miktarlarda kullanıldığında vücuttaki sistemleri olumlu etkilediği için, bunları önleyecek bir özelliğe sahip olduğu için işte bunu araştırmaya başlamışlar. Gerçekten de hem antibiyotik etkisi olduğunu, anti-enflamatuar etkisi olduğunu, analjezik etkisi olduğunu, yani ağrı kesici etkisi olduğunu, hatta organ nakillerinden sonra biliyorsunuz vücudun organları kabul etmesi bazen zor olabilir bazı nakillerde. Buradaki immünosüpresif, yani bağışıklık sistemini baskılayıcı bir etkisi olduğunu da görmüşler. Ve bütün bunlar karşısında sadece bir süngerin bu özellikte maddeleri üretebilmesi karşısında hayrete düşmüşler maşallah. Maşallah. Gerçekten bir ayet okumak istiyorum. Câsiye suresi 4. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bir bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. İşte sadece bir süngeri bile düşündüğünde insan, süngerde Allah'ın tecelli ettirdiği aklı, oradaki detayları düşündüğünde Allah'ın muhteşem yaratma sanatını tekrar görmüş oluyor maşallah. Maşallah. Bugüne kadar işte ağrı kesici, kanser ilacı, immünosüpresifler ve antibiyotikler konusunda normalde biliyorsunuz yeryüzünde yaşayan, yani bitkilerden faydalanıyordu tıp için insanlar. Fakat bunun artık yeterli olmadığını, hem miktar olarak yetişmediğini hem de başka daha kuvvetli olacak maddelerin denizlerde de var olacağını düşünen California Scripps Üniversitesi'nden araştırmacılar süngerler üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Ve Evren'in şimdi anlattığı çok önemli şeyleri buldu. Çünkü süngerlerin insanlara sunduğu özellikle kanser ilacındaki gelişmeler normalde bizim şu an için kullandığımız kanser ilacındaki yapıdan çok daha farklı ve çok daha faydalı. Çünkü süngerlerden elde edilen maddeyle oluşturulan kanser ilaçlarında şunu görüyoruz. Bu kanser ilacı özellikle iki kanser türünde sadece kanserin kendisine, yani kanserli hücreleri saldırıyor ve sağlıklı hücreleri bırakıyor, yani onları öldürmüyor. Biliyorsunuz normalde kanser tedavisindeki en büyük yan etkilerden bir tanesidir. Çünkü kanser ilaçları kanser hücrelerini saldırırken onun etrafında bulunan, hatta deriye dahil olan hücrelere de saldırırlar ve vücutta belli bir süre bir tahribat da oluşturabilirler. Evet. O yüzden süngerlerin kullanılması çok önemli tıp için. Aynı zamanda süngerler benim az önce anlattığım rejenerasyon konusunda çok güzel bir örnekleri. Çünkü süngerler biliyorsunuz serin ve tuzlu sularda deniz dibinde bağlı olarak yaşıyorlar. Fakat ara sıra okyanustaki akıntılar yüzünden yerlerine kopabiliyorlar. İşte koptuklarında geriye kalan o çok küçük parçadan büyük bir sünger yeniden oluşabiliyor. Ve akıntıya kapılıp giden o parça da yeniden bir yere tutulup orada kendini toparlayıp yeniden orada yaşamına devam edebiliyor.
Dolayısıyla şimdi mesela Didem biraz önce örnek vermişti deniz yıldızlarını. Deniz yıldızlarından nasıl iki parçadan iki ayrı yıldız oluşuyor? Süngerlerde de öyle. İki parçadan iki ayrı yıldız oluşuyor. Maşallah. İki ayrı sünger oluşuyor. Maşallah. 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 Süngerlerin yapısı kristal ineciklerden ve bunlara spikül adı veriliyor. Ve sponjin denen bir proteinden oluşuyor. Ve por adı verilen gözenekleri var. Buradan suyu süzerek kendilerine ihtiyacı olan maddeleri alıp gerisini geriye bırakıyorlar. Biliyorsunuz hareketsiz canlılar. Şimdi evrimcilere yönünden bakacak olursak bunlar nasıl bir canlı diye. Evrim teorisini yine baştan aşağı eden bir canlı. Çünkü biliyorsunuz süngerler en basit çok hücreli canlı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla evrimciler süngerleri ilk önce tek hücreli canlılar vardı. Ondan sonra çok hücreli canlılar ilk olarak sünger oldu diye iddia ederler. Ama arasında bir herhangi bir ara geçiş formu tabii ki söyleyemezler. Fakat gördüğünüz gibi bu güya en basit olan çok hücreli canlı bizim yüzyıllardır üzerinde uğraştığımız birçok doktorun, birçok kimyacının üzerinde uğraştığı fakat bulamadığı kimyevi maddeleri buluyorlar, biliyorlar ve kullanıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın çok büyük nimetleri ve çok da zannedildiği gibi olmayan gelişmiş canlılar maşallah. Maşallah. Süngerlerde AS2 molekülü denilen molekülün kanser hücrelerinin üremesine etki etti ve üremesini durdurdu. Çünkü en önemli sorun kanser hücrelerinde anormal bir büyümedir. Dolayısıyla bunu durdurduğunu görmüşler. Yine Decidae frondosa adı verilen bir Pasifik'te yaşayan bir sünger türünün de ateş düşürücü özelliği olduğunu tespit etmişler. Yine Phaeartes simplex türü bir süngerde de organ nakillerinden sonra vücutta ortaya çıkabilecek olumsuz tepkileri azaltan bir etkiye sahip maşallah. Bir kimyasal ürettiğini bulmuşlar yine maşallah. Sindirim sistemleri yok, kalbi yok ama bir canlı yani tabii. İnsan gerçekten çok hayretle dinliyor dinlerini ve bu kadar fayda olmuş. Bitki de değil, bitki de değil. Hayvan, evet, hayvan. Hayvan fakat kalbi yok. Normalde bildiğimiz canlıların kalbi olur, bir sinir sistemleri olur. Fakat Allah bu şekilde bütün canlılarda işte böyle sistemler yaratıyor maşallah. Allah her şeye hakim olduğunu, her canlıda mutlaka aklını tecelli ettirdiğini bize gösteriyor. Bu çeşit